Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarım, çok kıymetli basın mensupları, değerli konuklar. Öncelikle ordumuza hoş geldiniz. Sizleri orduda ağırlamaktan, böyle bir çalıştayı, böyle bir toplantıyı orduda gerçekleştirmekten son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha önce 11 büyük şehrimizde gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar çok verimli oldu. Gerçekten ortaklaşan projeler oldu, fikir alışverişleri oldu ve birlik ve beraberlik içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz bunu da göstermiş olduk. Ben bu anlamda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bugün de ordudayız. İnanıyorum ki bu toplantımızdan da güzel birliktelikler ortaya çıkacak. Bizim belediyelerimiz tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu tarım alanında oluyor, bu ulaştırmada oluyor, bu sosyal yardımlarda oluyor. Gerçekten bugün Türkiye'de bir ekonomik buhran yaşanıyorsa ve bu buhranı atlatma yolunda bir mücadele varsa bunun en önemli unsurları sizlersiniz. Sizlerin sayesinde vatandaşlarımız hiç değilse biraz nefes alabiliyorlar. Verdiğiniz hizmetler bu dönemde ve geçmiş pandemi döneminde de gerçekten çok kıymetliydi. Ancak iktidar bu hizmetleri engellemek için her türlü yola başvuruyor. Belediyelerimizin yetkileri ve gelirleri azaltılıyor. Belediyelere ayrılan devlet yardımlarının %90'ından fazlası sadece iktidar belediyelerine aktarılıyor. Kamu bankalarından kredi alamayan belediyelerimiz yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar maalesef engelliyor. Şu anda büyükşehir belediyelerimizin toplamda 32 milyar lirayı bulan kredileri sarayda, iktidarda onay bekliyor. Bu gerçeklere rağmen Erdoğan başta olmak üzere hepsi sıraya girmiş, belediyelerimizi eleştiriyor, belediyelerimizi yargılamaya çalışıyor. İğneden ipliğe, her şeye zam yapanlar su faturaları üzerinden dahi algı yaratmaya çalışıyorlar. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım diye evlenen Erdoğan'a hatırlatalım. Belediyeler su temininde en büyük giderleri enerjidir, elektriktir. Elektrik kullanırlar. Hem belediyelere ticarethane tarifesi üzerinden pahalı elektrik vereceksin, hem belediyelerin kullandığı elektriğe 9 ayda %200 zam yapacaksın, sonra da çıkıp belediyeleri eleştireceksin. Yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışacaksın. Ve Erdoğan'a sözümüz, yok öyle yağma, asla ve asla belediyelerimizin hakkını yedirmeyiz. Siz önce samimiyseniz kendi belediyelerinizdeki su faturalarınızı düşürün. Biz CHP olarak belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi için bir kanun teklifi hazırladık. Çok kapsamlı ve bunu da ilgili yerlere ve ayrıca sizin genel başkan yardımcılığınıza da gönderdik. Ama maalesef bu konuda en ufak bir adım atmadınız. Hodri Meydan, kanun teklifini bugün kabul edin. Yarın su faturalarını da düşürelim. Birçok hizmetlerimizdeki o girdileri, maliyetleri düşürelim. Biz bu kanun teklifini verdiğinizde sizin samimiyetinizi gördük. Samimi olmadığınızı da biliyoruz. Ama inşallah yarın Millet İttifakı'nın iktidarında bunları mutlaka gerçekleştireceğiz. İktidarın belediyelerimize yönelik iftiralarından biri de dün Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Hepimiz hatırlıyoruz. Erdoğan kendi sorumluluğundaki orman yangınları üzerinden dahi belediyelerimizi eleştiriyordu. Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü raporunda yangınlar sırasında belediyelerle yeterli işbirliği yapılmadığı bizzat belirtildi. Yani yangın yerinde partizanlık yaptıkları Sayıştay raporlarında dahi tescil edildi.
Şimdi biraz vicdanınız kaldıysa çıkın, size rağmen gece gündüz yangınla mücadele eden belediyelerimizden özür dileyin. İktidar her türlü engeli çıkarıyor. Ancak belediyelerimiz tüm engelleri halkımızla birlikte aşıyor. Burada başarılı olamadığını gören iktidar şimdilerde de baskının dozunu artırmaya çalışmış gözüküyor. Mersin Büyükşehir Belediye'mizde şahit olduğumuz gibi tamamen algı operasyonlarıyla belediye başkanımızı sindirmek istiyorlar. Biz İçişleri Bakanlığı'nda belediyelerimiz için özel bir birim kurulduğunu biliyoruz. Talimatlı müfettişlerin de gönderildiğini biliyoruz. Artık Sayıştay, İçişleri Bakanlığı müfettişler kadrolu eleman gibi oldular. Ve şunu özellikle iktidara belirtmek istiyoruz. Sizin korkutma çabalarınızda, itibar suikastlerinizde bize asla sökmez. Biz de korkup sinecek belediye başkanı da sizin algı oyunlarınıza yedirecek belediye başkanımızda asla yoktur. Belediyelerimizdeki işe alımlar tamamen mevzuata uygundur. Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı'dır. Bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olanlar da İçişleri Bakanlığı'dır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten de İçişleri Bakanlığı'dır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Bunu geçmişte İstanbul'a birçok belediyemize de yaptınız ama hiçbir şey bulamadınız ve bulamayacaksınız. Hal böyleyken iktidarın sorumlu olduğu işlemler üzerinden belediye başkanlarımızı karalamaya çalışmak gitmekte olan iktidarın acizliğinden başka bir şey değildir. Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ'yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur. Değerli belediye başkanlarım, değerli basın mensupları, bir başka konu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde görkemli bir kutlama töreni hazırladı. Bu coşkuya ortak olamayanlar da kutlamaları gölgelemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Görüyoruz ki üzerinde yaklaşık bir ay geçmesine rağmen acıları hala geçmemiş. Başkanımız hakkında Sudan sebeplerle 30 sene önceki işlerden dolayı 3 ayrı soruşturma izni verdiler. Sormak istiyoruz. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Atatürk'ün sözlerinden bu kadar mı rahatsız oldunuz? Bir kez daha söylüyoruz. Siz İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız. Bizim yerimiz ise milli mücadele saflarıdır. Ne yaparsanız yapın, hangi soruşturmayı açarsanız açın, başaramayacaksınız. Ve hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız. Değerli başkanlarım, değerli basın mensupları, yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler tüm bu sorunları derinleştirdiler. Halkımızı derin bir yoksulluğa mahkum ettiler. Ve artık milletimizin gözünden de gönlünden de düştüler. Şimdi koltuklarını korumak için yeniden kutuplaştırma yatırımları yapıyorlar. Biz tüm belediyelerimizle insanımızın yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Ama onlar da daha iyi şartlarda yaşamak isteyenleri süfli, yani aşağılık bir heves içinde olmakla suçluyorlar. Türkiye'de iyi olan ne varsa, iyi hizmet eden hangi kurum varsa karşı çıkıyorlar. Türkiye'yi bir vasatlığa teslim etmek istiyorlar. Ancak bizler bu güzel ülkemizi vasatlığa da, kötülüğe de, kutuplaştırmaya da asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Çok değerli belediye başkanlarım, son olarak
bir espriyle bitirmek istiyorum. Biraz da gülelim. Erdoğan her konuşmasında 14 büyükşehir belediye başkanları var diyor. Büyükşehirlerimize 3 belediye başkanı, 3 belediye eklediği için de Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama unutmasın, yapılacak önümüzdeki ilk yerel seçimde 30 büyükşehirimiz olacak. Onu da buradan söylemek istiyorum. Ama demek ki o 3 belediyeyi nasıl artırıyorsa kafasında herhalde bizim aldığımızı düşünüyor. Kendisine de belediye sayımızı daha yerel seçim olmadan artırdığı için de teşekkür ediyoruz. Evet, inanıyorum ki bu toplantımız çok güzel geçecek. Tekrar katılımınızdan dolayı, sizi orada ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.